İkinci yıl dönümündeyiz. Roboski'nin Adalet Girişimi ve İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi olarak her ay yaptığımız gibi bugün de katliamın sorumlularının bulunması ve cezasızlıkla ilgili basın açıklamamızı okuyacağız. Katiller bulunsun, Roboski bir daha asla. Roboski'de 19'u çocuk, 34 sivil insanımızın katledilmesinden bugüne tam 12 yıl geçmiş durumda. 144 aydır bitmeyen bir acıya karşın aileler ve tüm halk birlikte adaleti aramaya devam ediyoruz. Katliamdan bugüne geçen 626 haftada adalet, hukuk, kayıp, insanlık yok, cezasızlık açık. Geçen 4383 günde meclis, yargı, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi el ele katliamı örtmeye çalıştı. Tüm medya görmezden geldi katliamı, gizlenemeyecek duruma gelip üzerinden zaman geçtikten sonra duyuruldu. Gecikilmese donarak ölümler olmayacaktı. Katliamın ardından ailelere baskı uygulandı, basına ve sivil topluma bilgi vermemeleri için tehdit yapıldı. Cenazelerin defin işlemlerine de müdahale edildi. Sonraki süreçte ailelere karşı sürekli olarak devam eden baskı ve gözdağı hala bugün de sürmekte. Katliamın ardından insan hakları örgütleri ve savunucuları bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve Roboski katliamı raporunu hazırladı. Rapor 3 Ocak 2012 günü Ankara'da kamuoyuna sunuldu. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1. bölüm Hak ve Özgürlükler 1. maddesi yaşam hakkının yasalarla koruma altına alınmasını hükme bağlar. Roboski katliamı hem savaşın hem de barışın sembolüdür. Bu topraklarda yönetenlerin suça ortak olduğu her katliamda sistem cezasızlığın ve adaletsizliğin yanında sıraya diziliyor. Sivil anayasa diyenler yüzünü Roboski'ye ve yaşam hakkını tanımaya dönmek zorundadır. Yineliyoruz. Roboski ve bölge halkı başta toplumun vicdanını rahatlatacak adaleti ya sağlayacaksınız ya da insan... Bunları da tutsun böyle tutsun. Evet. Aynen evet. Koyun. Koyun koşacaksın. Cezalandırılmadı. Buna dair bir açıklama ve anma yapın. Atılacak hiçbir adımın kaybettiklerimizi geri getirmeyeceğini biliyoruz. Ancak ne yazık ki katliamın üzerinden geçen sürede sorunlarla ilgili etkin hiçbir soruşturma ve cezai işlemin yapılmamış olmasına rağmen yakınlarını kaybedenlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar utanç verici bir tabloya dönüşmüştür. 28 Aralık 2011 tarihinde 19'u çocuk olmak üzere 34 sivil yurttaşımız TSK'ya ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu katledildi. Askeri savcılık tarafından yapılan göstermelik soruşturmada ise hata yoluyla işlendiği gerekçesiyle takipsiz kararı verilerek dosya kapatıldı. Roboski katliamı bizzat kamu görevlileri tarafından askeri savcılığın kararında da belirtildiği üzere Genelkurmay Başkanlığı talimatıyla herkesin gözleri önünde işlenmiş bir katliam. İradenin yargı eliyle cezasızlık hukukundan bu kadar aleni bir şekilde faydalandırıldığı bir katliam olmuştur. Dönemin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Roboski katliamının MİT yetkilileri tarafından verilen istihbarat neticesinde yapıldığını açıkça beyan etti. Yaklaştır.
Onlarca katliam yaşanan bu topraklar bundan 12 yıl önce 34 yurttaşımızın savaş uçakları ile katledildiği Roboski katliamına tanıklık etti. Aradan geçen onca yılda ne yaşananın katliam olduğu kabul edildi, ne sorumluları ve failleri yargılandı, ne de vicdanları rahatlatacak bir özür dilendi. Çoğu 15-20 yaşları arasında 34 insanımızın katledildiği utancıyla yüzleşmek yerine inkarı yücelten, ölümü sıradanlaştıran zihniyet Maraş, Diyarbakır, Suruç, Ankara katliamları başta olmak üzere yeni katliamlara adeta davetiye çıkarmıştır. Adalet bizleri birbirine bağlayan en önemli şeydir. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz. Roboski'nin failleri yargılanıp hak ettikleri cezayı alana kadar bu davanın takipçisi olacağız. Arkasındaki güçlerin açığa çıkarılması, gerçek hukuk sisteminde adil bir yargılanma ile cezalandırma talebimiz devam edecektir. Bunu yaparken bir yandan da barışı istiyoruz. Savaşa karşı yaşamı savunmaya devam edeceğiz. 12. yıl dönümü vesilesiyle Roboski katliamı nezdinde yaşadığımız tüm katliamları bir kez daha lanetleyip yaşamını yitiren insanlarımızı anarken halkların birlikte yaşama umudunu yok etmeye çalışanlara karşı birbirimize kenetleneceğiz. Demokrasi için, barış ve kardeşlik için, adalet için mücadeleyi duraksamadan sürdüreceğiz. Roboski'yi unutmadık, unutturmayacağız. Katiller! Halka! Hesap verecek! Katiller! Halka! Hesap verecek! Katiller! Halka! Hesap verecek! Bana doğru diyorsun, zormuş. Kojia Roboski dve bahar ali khova beroni kren bel psiari nwe werin darzandin de bistu hashta berfambar de hazar yazdan da be ma bist de bar khova ken na chari derve welat ben kud chin vi ali sinor jukhara hur murem pedvien khod benin nozde juan zaruk si char hamalati jali bala fren sher ye hama welati va hatin qatil kren yen hatin qatil kren beden awan perche perche kri هر وسیله که بدن آوان لحاظ دور بلاغ بود. جالی خدمت ملبات هنوان و وسیله این زارو کن خواه به بتانیان بتانیان بر هر کردن به کیلومتریان لسر پشت هس به هستران دکشاندن. دیگر کدوزده سال دسر را در بس بیجی هر تو کس نه هاتی گرتن او در نخستن دادگهه. همه پرسیال نامه هاتن خستن بطل کردن. آنگاه لپرسینن که هاتو به وکرین جی تپ peştan nebirin. Çi ev komkuji, çi bedenen perçekiri, u çi malbaten van legel civaka kudu, nava eşu janeda ya, qat yeki civan ne pırsi, u tu kes ne bun mijara le pırsinam. Çi keli ya ku ev komkuji pek hatiye uvir de, derket oğlu ku politikaya be cezakirin ya hatiye bekaranin. Medya ku bu refleksa lezgini barsirdi de, dema ku mijarda bekür, حتی 24 ساعتان به کمکجیه جی ندیتی. پرستن سجداران ایلان کرنا خودی درکتنا لکمکجیه روزکیه یه. پولتکا این به جزاتیه جبود پشتروان سجان ورن دوباره کرن بردوام کرنه. یین در روزکی ده جزا نگرتنه ده پشتر لهمبر میرواهی سجان کرنه قد فکار نکرنه. مدیه که کمکجیه روزکی وشار همو خرابی و نباشین لهرم همه رو دانه بره. خر خودانه برخ از زبراندن.